Erkek Var'a hoş geldiniz. Evet, her kadın yemek yapmayı bilmeli ama her erkek de bilmeli. Aklı başında her erkek kendisini ve sevdiklerinin karnını doyurabilir. 17 yaşında, hatta 7 yaşındaki bir kız çocuğundan beklediğimiz beceriyi değişik yaşlardaki erkekler de gösterebilir, göstermeli. İşte bu programda biz alanlarında başarılı olmuş, bizim beğenimizi, hayranlığımızı kazanmış, kendilerini kanıtlamış erkekleri mutfaktaki becerilerini test edeceğiz. Konuğum, taş fırın erkeğiyle ünlenmiş, yani yemek işinin kadınlara ait olduğunu düşünen, dizide elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyen ama gerçek hayatta farklı olduğunu bildiğim sevgili Tamer Karadağlı. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Mutfakta erkek var. Ne güzel, benim en mutlu olduğum yerlerden biri mutfak. Çünkü ben çok yemek yapıyorum ve çok büyük bir keyifle yapıyorum. Yani mutfaktasın her zaman. Tabii sürekli. İlk ne zaman girdin mutfağa, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Anneme yardım ederdim. Babam da çok güzel yemek yapardı. Büyük babam çok güzel yemek yapardı. Benim ailemde... Sizin ailede erkekler mutfakla alakalı ve ilgililer yani. Çünkü bizler boğazımıza düşkün bir aileyiz. O yüzden bol bol yemek yapıyoruz. Ama nice boğazına düşkün aileler var ki erkekler mutfağa girmez. Yo, o ayrı bir konu. Sizde böyle bir başka bir hassasiyet tabii, demek ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki en sevdiğin yemek ne? En sevdiğim demeyelim, sevdiğim çok fazla yemek var. Hep söylüyorum, beni izleyenler biliyordur daha önce izlemiş olanlar. İki şey yemiyorum ben. Bir, bamya yemiyorum. Nedense sevmiyorum bamyayı. Severim. Askerden dolayı herhalde böyle olabilir. Şöyle koyarlardı, balık gibi böyle yüzerdi. Eyvah derdim. Bir de küçük ağaçları yemiyorum ben. Brokoli. Ha, evet. Onun yendiğine inanmıyorum. Yani onunla ilgili benim de endişelerim var. Peki önce sohbete devam edeceğiz ama önce ne yemek yapacaksın? Başlayalım bir yandan. Sen yaparken şimdi de sohbetimizi sürdürürüz. Spagetti bolognese diyeceğim ama değil aslında. Kıymalı makarna. Bu arada araya girmeliyim. Ben Tamer'in bolognese'li makarnasını deneyenlerdenim, tadanlardanım daha doğrusu. Gerçekten müthiş, biliyorum. Teşekkür ederim. Bugün de senin burada güzel bir hüner göstereceğinden eminim. Teşekkür evet, ederim. Makarna yapıyoruz. Evet, makarna yapıyoruz. Kıymalı. Spagetti. Aslında bolognese spagetti olmazmış, onu da araştırdım. Öyle çünkü mi? Çünkü Bologna bölgesinde spagetti yapılmazmış. Daha çok böyle boru tarzı makarnalarla yapılırmış ki o kıymalar, etler içine girsin, ha, daha böyle kalın şey olsun. Ve o şeyler evet. Var küçük küçük olan. Evet evet ha. Böyle boru tamam. Makarnalar. Spagetti İtalya'nın güneyine ait bir pasta deniyor. O evet, hamur evet. İşiymiş. Böyle de küçük bir bilgi. Ben yapmaya başlayayım mı? Gördükçe biz, evet, canım başta çekiyor çünkü. Başta tabii anca yaparız zaten evet, bence herhalde. De. Şimdi bir önce yandan... Ne soğanımız, yapıyorsun? Soğanımızı alıyoruz. Soğan doğramayı genelde kadınlar der, bizler de sevmez. Kimse ama sevmiyor. Erkekler daha becerikli mi bu konuda böyle pat 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 hızlı ben hızlı öyle yapamıyorum yani. Ama öyle mi? Yine de fena değilim. Tamam bakayım nasıl kesiyorsun? Çok zor bir şey. Şimdi soğan kesme makinem var bir tane. Yurt dışından aldım. Şimdi işi pratikleştiren, kolaylaştıran evet. Bir sürü küçük ev aletleri var. Mutfak aletleri ya da. Ben de yapalım. Eski anne usulü en güzel keserim biliyor musun? Öyle mi? Şöyle hani böyle böyle yaparlar elde, evet, avuç evet. İçinde. O bana daha pratik gelir. Biraz eli kesme tehlikesi var ama. Doğru, ben o riske girilmeyi sevmiyorum. Bence böylesi daha iyi. Daha kolay. Evet, soğanları küçük küçük ince ince evet. Doğrayarak işe başlıyoruz. Peki mutfağa ne zaman girdin diye sormuştum. Çok küçük yaşta anneni şey yaparak. Sonra mesela şeyi düşünür müsün? Yemek işinin sadece kadınlara özgü olduğunu. Yani kesinlikle yemeği kadınlardan... Kesinlikle hayır. Ha. Bir de dünyanın
en iyi aşçıları erkeklerden çıkarmış. Yani o ayrı bir konu. O başka bir konu. Ayrımcılık yapıyor gibi oldum ama. O yemeğin değeriyle ilgili. Dışarıda olunca para kazanılıyor ya. O yüzden daha farklı oluyor. Kadınlar evde yaptıkları için onların aşçılığını kimse test edemiyor. Ancak halbuki evin içindekiler. Çok becerikli kadınlar da var. Çok becerikli Arzu mesela, annem de çok iyi yemek yapardı. Kız kardeşim çok iyi yemek yapıyor. Arzu da çok güzel yemek yapardı. Biz kavga ederdik Arzu'yla kim yemek yapacak diye. Ciddi misin? Evet. Tam tersi birçok evde de hayır biz sen gir bugün sen aynen. yap diye. Ama şöyle, ikimiz de birbirimize çok karışıyorduk. Yemek yapar. Ona bilmem ne yapma. İşte soğanla fazla yaptın. Bilmem ne. Ha, yani mutfakta yalnız olmayı mı seviyorsun sen yemek yaparken? Biri sana karışsın ya da... Karışılmasından hoşlanmıyorum. Yani araba kullanan şoföre karışmak gibi geliyor bana. Çünkü diyorsun benim belli bir tekniğim evet. var ya da usulüm var. Onu yapmak evet. istiyorum. Ben de mesela birlikte bir şeylerin paylaşılmasından yanayım. Mutfakta da böyle hani ben soğan doğrayayım, sen işte onu yap onları birlikte. Yaptırabilirim ama ha, soğan fazla mı oldu? Birine. İşte onu tuzunu fazla koyma gibi böyle müdahil olunmaya başladığı zaman ben galiba hoşlanmıyorum. Aslında ondan kimse hoşlanmıyor. Değil mi? Kadın da hoşlanmıyor, erkek de hoşlanmıyor. Ama kadınlara hep bu konularda karışılıyor ve erkekler... Sürekli kadınlara müdahale ederler. Öyle değil mi? Ben ediyorum. Mesela hangi konularda? Masada ediyorum. Yani şey yemek yapılırken yoksa şeyde normal hayatta hiçbir zaman müdahale ben normal şey. Hayatı soruyorum. Aa, mutfakta yok. Olabilir tabii ki. Onu herkes yapar. Ay şunu az koydum, bunu çok koydum falan gibi. Ben normal hiçbir hayatta. Zaman öyle müdahil bir adam olmadım. Yani evliliğim sırasında da olmadım. Ama seni herkes farklı zannediyor. Evet. O diziden, rolünden galiba dolayı mı? Galiba taşların erkeğini yanlış kodluyorlar. Hani kadına kötü davranma gibi kodluyorlar. Halbuki değil. O sadece nasıl söyleyeyim? Hani analog kalmış bir adam. Dijital dünyada analog kalmış bir adam ve hani Meltem, eski öğretileri var. Evet. Onları sürdürmekten yana. Daha geleneksel ama şey değil. Kadına şiddet uygulayan asla. Veya karışan. Hiç. Meltem'in mesela giyimine değil mi? Hiç karışmıyordu. Arada karışıyordu. Çatal biraz gözüküyor fazla. Tabii çatala takıyordu. Ama o eskiden galiba. Sonra Haluk değişti birazcık fazla Haluk karışmıyor. Haluk galiba yaşlandı. Yaşlandı evet. Tamer bu konuda... Hiç karışmayanlardan mı? Yani mesela karışmam. Gençliğinde karışır mıydın? Hayır. Hiç? Ben öyle şeyle müdahale etmezdim. Çünkü düşünsene bir kızı olduğu gibi beğeniyorsun. Onun gönlünü kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Kazandıktan sonra da onu değiştirmeye çalışıyorsun. Çok ayıp bir şey bu. Ya... sen böyle düşünüyorsun. Doğrusu da bu. Benim de savunduğum şey bu. Ve zaten hep yazılarımda da onu yazarım. Evet. Yani beğendiğin bir kadını o giyimiyle, o tarzıyla, o şekliyle sevdin. Sonra niye onu değiştirmeye çalışıyorsun? Sonra değiştirdikten sonra da beğenmiyorsun. Gözün yine... Çünkü değiştiği için. Evet değil mi? Yani burada bir şeylik var. İkiyüzlülük var. İkiyüzlülük var. Ve de hayatı kendine zorlaştırma var. Erkeğin de kendine zorlaştırması var. Kadının da hayatını... Galiba zaman zaman yapıyor onu. Yani hiçbir şey tek taraflı değil. Hani iki tarafta birbirine o hakkı veriyor. Şimdi ona geleceğiz. Önemli bir konu çünkü. Evet. Bu konularda evet beceriklisin vallahi ocakta hemen. Ben mesela şey yaparım, nasıldı yardım isterim. Öyle güzel, mi? Güzel, evet. Tavamızı ocağa yaktık. Tavaya birazcık evet. zeytinyağı ve klasik bütün yemeklerin ana malzemesi. Ha, tereyağı da katıyorsun. Tabii. Hem zeytinyağı hem tereyağı. Neden? Onun bir şeyi var mı? Tat ve rahiyasını değiştirir. Tereyağının bir de daha böyle
parlak yaptığı falan söylenir. Hani bazı yemekleri girdiği zaman. Ben çok severim tereyağı. Ben tereyağıyla büyüdüm. Bizim evde çok yenirdi. Biz Karslıyız. Biliyorum. Ve Kars'ta zaten tereyağının, balın, işte, peynirin. Büyük babamlar da öyleydi. Evet. Oradan gelen alışkanlık, hani bizim yemeklerimiz, pilavlarımız falan da hep tereyağıyla yapılır. İşte bir yumurta kırılacaksa bol tereyağında yapılır. Biz ona alıştık. Evet. Ben tereyağını seviyorum. Zaten aklandı da tereyağı. Yıllarca bizi boşuna korkutmuşlar tereyağı yemeyin diye. Sonra yemeğinin son derece sağlıklı olduğu da ortaya çıktı. Peki bu hani işte karışma, müdahale etme kısmına geldik. Hayatı da zorlaştırma. Bu Türkiye'de toplumun bize yüklediği roller var, işte toplumsal cinsiyet de zaten buradan besleniyor. Roller var ve bizden bu roller bekleniyor. İşte erkekten belki de sadece para kazanması, mutfağa girmemesi, kadından da mutfağa girmesi isteniyor ve bu roller üzerimize yapışıyor. Bu da biraz hayatı hem zorlaştırıyor ve kadın olma, erkek olma biçimlerini belirliyor. Erkek adam bilmem ne yapar mı falan diye mahalle baskısı da oluyor. Evet. Arkadaşlarından etkilenerek bir şeyler yapmam. Sen mesela bu erkek olma duygusunu nasıl keşfettin? Ne zaman erkek olmanın önemini ya da ayrıcalığını, keyfini yaşadın? Ayrıcalık demeyelim buna. Yani kadın olmak da bir Türkiye'de ayrıcalık. Türkiye'de ayrıcalık yani bence de değil de. Yani hep işimize geldiği gibi konuşuyoruz. İşte kadınlar doğurgandır. Ana olma özellikleri var. Hani analarımızın ayaklarını öperim. Kadınlar güldür, çiçektir deyip işimize geldiği zaman da biz erkeğiz bilmem ne diye dolanıyoruz. O yüceltme bence aslında biraz orada bir kandırmaca da var. Kadını böyle pohpohlayarak aslında hani başımızın tacı ve sonra ama her şeyi de yine ondan bekleyip yani bir kadınların hani gözünü boyama falan gibi geliyor bana. Çok güzel bir karikatür yollamıştı Arzu bana. Böyle bir tane kuş, dişi kuş galiba, söyleniyor. İşte yemeği dişi kuş yapsın, evi dişi kuş kursun, yuvayı dişi kuş yapsın, çamaşırı dişi kuş yapsın. Çocuklara o baksın. Nerede lan bu erkek kuş? Evet, nerede erkek kuşlar? Ya tabii çocukluğumuzdan itibaren belli kodlanmalarla büyüyoruz aslında. Hani erkek adam öyle yapar mı? Erkek adam ben de hala var bazı şeyler. Burada yok değil mi, kimsede yok. Neler mesela, var mesela? Parmak arası terlik giymem ben. Ya şıtpıdı dolaşmam. Hani bizim zaman kızlar giyerdik parmak arası terliği. Aslında kızları bile giymesi bazıların tarafından işte, hoş karşılanmaz. Yok yani ama hani şıtpıdı hani ne bileyim bana şey gelmiyor. Hoşuna gitmiyor. Peki erkek olmaya gelelim. Erkek olmak ne demek sence? Yani nasıl bir şey? Bilmiyorum ki. Öyle bir şey var mı? Hani insan olmak var, hadi tartışalım ama hani erkek olmak, kadın olmak böyle şey geliyor bana işte, iki yüzlüce geliyor. O işte toplumun bize dayattığı şeyler ya, ne bileyim toplumun senden beklentileri var bir kadın olarak, benden beklentileri var, senden de var mesela. Onlar seni zorladı mı hayatın içinde? Sanırım çocukluğumuzdan itibaren bu şeyle yetiştiğimiz için fark etmedik bile. Yani zorlandıysak da zorlandığımızın farkında olmadık ki. Çünkü bizlere belli roller biçildi. İşte erkek şöyle yapar, böyle yapar. Erkek çalışır, işte taşı sıkar, suyunu çıkarır. Yani yapılması gerekenler tabii bunlar. Ve doğru ya da yanlış, bunlarla şartlandık. Ve etrafımda da çok görüyorum, işte niye çalışıyor, niye bilmem ne yapıyor. Kadın evde oturmalı, tabii, evler işte kadınların. Nesi eksik ki, her şeyini sağlamadık mı, daha ne istiyor ki gibi
şeylerle şartlanıyoruz. Şimdi alt tarafı, bazı kadınlar da çalışmayı istemiyorlar ve erkeği... Tabii ben de istemiyorum. Aynen. Ben de oturayım, mesela kadın çalışsın, ben evde oturayım, film seyredeyim. Hani çok haklısın. Ben şey diyorum, mesela kadınların çalışma, dışarıda çalışma hakkı varsa, erkeklerin bir çalışmama özgürlüğü var. Yani bunu kullanacağım. Kullan tabii ki, olması lazım. Yani bazen diyelim ki karı koca çalışıyorlar ve çocuk oldu. Niye biz çocuğu bakmayı ve onu yetiştirmeyi kadına yüklüyoruz? Erkek de işinden izin alabilir, çocuğa bakabilir. Böyle çok örnek var yurt dışında, bizde de var. Kesinlikle katılıyorum. Ya da erkek diyebilir ki ben çok yoruldum, bir yıl dinlenmek istiyorum. Evde, ama o arada da ev işlerini yapacak tabii. Öyle hani hem dışarıda çalışmayayım hem de yan gelip yatayım, hiçbir şeyle ilgilenmeyeyim. Kadın eve gelsin, yemek yer. Ya. Yani, bunu ben de vallahi istiyorum. Herkes hiç ister. Hiç yapmak istemiyorum böyle. Ama evet, çocuğa bakayım. Yani bir şey o dünyanın en keyifli şeyi. Evet, sen çok iyi bir babasın. Bilmem ki. Zeyno'ya sormak lazım onu. Yani benim gördüğüm, okuduğum, işte ne bileyim, izlediğim kadarıyla gerçekten iyi bir babasın. Ve kız babası olmak çok nasıl güzel bir şey, onu sorayım. Dünyanın en güzel şeyi. Bunu her çıktığım programda ya da röportajda söylüyorum. Söylemekten de utanmıyorum. Tabii ki insanın çocuğu olduğu zaman hayata bakışı değişiyor. Mesela ama erkek olsun diye bir beklentim var mıydı ilk başta? Yok, önce kontrole gittiğinde Arzu, önce erkek dediler. Ben de evet işte bu. Erkek adamın, yani erkek oğlum oğlu olacak. Olur. Bilmem ne, ona böyle şey öğreteceğim, beraber baba oğul dolaşacağız. Dedin mi sonra, öyle? Tabii böyle hani direkt şartlandım. Ondan sonra bir sonraki gidişte kızmış dediler. Ama ben kendimi hazırlamıştım. Hani erkek emin misiniz? Bir daha bakın falan yapıyorum. Ondan sonra bozuldun mu yani? Üzüldün mü? Kandırılmış gibi hissettim önce kendimi. Sonra iyi ki kızım olmuş diyorum. Dünyada daha çok kadın olması lazım bence. Onu söylüyordum. Kızım olduktan sonra insan çocuğunun olması hayata bakışını değiştirir diyorlar ya. Bir erkeğin kızın olması kadınlara bakışını değiştiriyor. Daha saygılı ve daha dikkatli olmayı öğreniyor. Evet. Çünkü ben kendi kızıma nasıl davranıyorsam, her kadının babası da ona öyle davranıyor. Ve senin de ona, nasıl senin kızına ileride birisi kötü davranırsa tahammül edemezsen, aslında öyle olması öyle şey gerekir. Yani şimdiden söyleyeyim. Peki ama niye mesela bazı kadınların Türkiye'de özellikle babalar kız çocuklarına önem vermemiş, evlenirken şey demişler ya, hani evden işte gelinlikle gider, kefenle gelir. Kime verdiklerinin bile sorgusunu yapmadan bu toprakta kadınlar evlendiriliyorlar. Sonrasında yaşadıkları acılar kimsenin ilgisini çekmiyor. Böyle de bir... Ne kadar yazık. Toplumda yaşıyoruz ve bunun aslında sorunlarını ülke olarak hepimiz, sen de, ben de, ne istiyorsun? Dinliyorum seni. Suyumuz burada. Öyle mi? Burada mı? Evet. Bak, oraya hazırlamıştık, iş kolay olsun diye. Daha büyük. Şurada. Şurada. Evet. Makarnamızın suyunu açıyoruz. Evet. O yeterli mi? Daha su biraz ister daha misin? Biraz daha su gerekebilir. Tamam, peki. İsteyelim. Evet, biz suyumuz bir yandan bu arada gelir. Böyle bir durum var. O yüzden ben diyorum mesela babalar çok önemli. Doğru. Babaların kızlarına yaklaşımı birçok şeyi değiştirebilir ve o yüzden ben gelecek adına umutluyum. Çünkü senin gibi kız çocuklarına gerçekten değer veren ve onların geleceğini şimdiden güvenceye alan bu konularda babalar var ve onlar için son derece değerli, güzel olacak diye düşünüyorum. Biz öyle gördük. Biz babamızın prensesiydik. Öyle olması lazım zaten. Yani bir de
düşünüyorum da şimdi hani Zeyno yokken hayatı düşünemiyorum. Nasıl bir hayat vardı o zaman? Ne istiyorsun? Her şey tamam. Tamam ben mı? Hallettim tabii. Tamam peki. Evet. Wow, çok becerikli. Evet, vallahi çok hızlısın. Hem konuşuyorsun hem iki işi bir arada yapmak da çok kolay değildir yani. Değil mi? Genelde kadınlar hep şey der ya erkekler için işte sakız çiğnerken yürüyemez, iki işi aynı anda yapamaz diye. Bak kadınlar bu konuda becerikliler. Doğru, aynı anda doğru. Aynı anda bir sürü şeyle uğraşırlar. Yemek yaparken çocuğu düşünürler. Bilmem işte çamaşırların ne zaman alınacağını makineden falan böyle daha detaylarla ve şeylerle ilgileniyorlar. Evet, kız çocuklarına gelelim. Kız çocukları o kadar tatlılar ki yani kızım olduktan sonra oğlanlar hayta bir kere. Hani benim aynı yaşta erkek çocuğu olan arkadaşlarım var. Oğlum gel buraya. Ya dur baba ya bilmem ne falan yapıyor. Ama Zeyno babacığım babacığım yani kedi gibiler. Peki orada o zaman görüyor musun? Bu kadar naif, işte cilveli, hoş bir kız nelerle karşılaşacak büyüdüğü zaman? Toplumun o kadın olmaya yüklediği şeyler, bunlarla nasıl baş etmeyi düşünüyorsun ya da ona ne öğretiyorsun bu konularda? Sadece ben değil, bir de akıllı bir annesi var. Annesi de Arzu çok, da çok. Arzu, evet. Çok iyi bir anne eğitimli, zaten. Eğitimli, bilinçli, evet, ne yaptığını bilen. Hayata karşı çok iyi yetiştiriyor Zeyno'yu. O ocakların ayarı önemli ayarı, bir şey, evet. Değil mi? Tamam. Galiba ayarladık. Soğanları hatta, iyice kavurdun. Tabii ki. Şunu şöyle onu aldım. Yer mi değiştirelim? Evet. Tamam. Bunu böyle alayım. Evet. Onu açabilirsin de altını şimdi belki. Şöyle iyice kısalım ki. Mutfak işi aslında bana son derece bazılarına kolay gelir. Hani kadın işi diye küçümsüyorlar. Aslında mutfak, yemek yapma bir kimya işi. Fizik iş kanunu. Kimya, yani şöyle düşünsene. Bir karışımlar yapıyorsun. O karışımlar, turşu yapmak, reçel yapmak. Bir kimyagerin yapması gereken şeyler. Yani hani kadın işlerini küçümsüyoruz ya, değil. Mucizeler yaratılıyor orada. Yeni beceriler çıkıyor, yeni karışımlar çıkıyor. Baksana şimdi mesela herkesin şeyi de farklı. Sen bunu böyle daha iyice kıvamına getirdin, bir şeyler yapıyorsun. Maharet isteyen bir şey, öyle çok kesinlikle da öyle. Kolay bir iş değil. Ben eğer oyuncu olmasaydım kesinlikle aşçı olurdum. Böyle şef olurum falan gibi şeyler söylemiyorum. O şeylerden hoşlanmıyorum ben. Aşçı. Yani bir restoranın mı olurdu ya da bir yerde, bir lokantada gidip orada şey mi yapardın? Sen keyif adamısın çünkü. Ben herhalde kendi restoranım olurdu. Canım istediği şeyleri yapardım. Bana bir şeyin söylenmesi hoşuma gitmiyor. Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın falan diye. Hani bunu yapar mısın dendiği zaman evet yaparım ama hani bir yerde çalışıyorsam mecburum onların söylediği şeyleri yapmaya. Ama böyle kendi istediğim şeyleri yapıyorum. Arada da zaten arkadaşlarıma yapıyorum. O günkü ruh halime göre. Evet. Bu sözünü ettiğin şey işte çok önemli. Bak müdahale edilmemek, karışılmaması. Erkek olmakta belki bunları çok fazla yaşamıyorsun. Erkek olmanın böyle bir ayrıcalığı var. Hani demin ayrıcalıktan söz ederken. Kadınların her şeyine karışılıyor. Niye? Toplum karışıyor, devlet karışıyor, en yakın sevgilileri, aileleri karışıyor. Yani her şeyine bir müdahale söz konusu. Ama bu herkes için geçerli değil mi Seda? Erkeğe de karışıyorlar. Yani kadın sana kadar, da karışıyorlar, bana da karışıyorlar. Kadın kadar değil aslında ama doğru ben tabii sosyal hepimize. Sosyal medyada mesela söyleyebiliyor muyuz ya? Instagram'da işte bir fotoğraf koydum. Şimdi saçımı sakalımı uzatıyorum ben sinema filmi için. Çünkü ben bir oyuncuyum. Hani rolüm gereği saçımı da uzatırım, saçımı kazıtırım, sakal bırakırım, bıyık bırakırım. Hani saçımı boyatırım. Ne gerekiyorsa rolde onu yaparım. Herkese bir müdahale etme şeyi. O,
o sakalını kes, saçını kes, o üstündeki niye onu giyiyorsun? İşte bilmem ne giysin. Yani sürekli bir talep, sürekli bir beklenti. Dolayısıyla biçimlendirme belki de. Evet. Bir şeyler evet. var. Yani şimdi mesela telefonla bağlanılıyor olsa bu programa şey de diyeceğim ya ona biraz şey koysanız daha da iyi olur. Tamam sen öyle yap. Hani ben böyle yapıyorum. Bu benimki. Değil mi? Değil mi? Bazı yemek programlarında ben görüyorum. Sürekli bir itiraz ve muhalefet etme var. O öyle yapılmaz. Yani, tabii, tabii. yani yapılır. Sen böyle yapabilirsin. Ben de böyle yaparım. Beyaz saça gelelim. Saçını boyamanı da söyleyenler oluyor çok. Mu? Çok. Niye beyaz saçla tabii, dolaşıyorsun? Niye beyaz? Yani beyaz saçın kırlaşması ayıp bir şey gibi düşünülmeye başlandı galiba. Ben de şeyi tam tersini düşünüyorum. Mesela beyaz saç erkekte karizmatik bulunuyor. Sana onu da söyleyenler vardır. Var tabii ki. Tabii ki. Ve hani beyaz saç erkeğe yakıştırılıyor. Tam tersi mesela kadınlara yakıştırılmıyor. Kadınlarda yaşlılık belirtisi, çünkü erkekte karizma göstergesi. Ama genelde saçını boyayanlar kadınlar olduğu için yani genç yaşta saçını işte uzatıyor, kısaltıyor, boyatıyor, sarışın oluyor, esmer oluyor, kızıl saçlı oluyor. Erkek öyle değil. Erkekte evet, belli bir kısım hani eğer kır saçtan hoşlanmıyorsa hemen ayakkabı boyası gibi simsiyah çıkmaya başlıyorlar. Onun çok yakıştığını zannediyorlar. Halbuki, halbuki çok sakil görünüyor. Evet, diğerleri de böyle ya işte saç sakal beyazladı bizim falan diye utanmaya başlıyorlar. Çünkü mahalle baskısı oluyor. Yani bu ne lan saç sakal beyazlamış. Yani ne yapayım hani yani boyayayım mı? Yağmış. Evet. Hani ne güzel. her bir beyaz telin bir hikayesi var. Bence de. Beyaz yaşanmışlıkların, deneyimlerin, birikimlerin. Beyaz saç sakal olması herkesin harcı değil. Böyle de bir iddia atalım ortaya. At mesela ben yaklaşık 3 yıl oldu saçımı boyamıyorum. Ve yani tamam bunu çok beğenen kişiler var. Hatta yolda durdurup aa saçınızın boyası ne falan diyenler var. Ama hala az da olsa bir grup arkadaşım var. Lütfen boyat o saçlarını. Çünkü bana yaşlılığı yakıştırmadıklarını söylüyorlar. Böyle de bir algılar var. Yaşlanmak ne kadar özel bir şey aslında. Niye yani, korkuyoruz bu kadar yaşlanmaktan? Yaşlanmaktan değil, ölmekten korkuyoruz. Öyle ölmekten mi? Ölmekten korktuğumuz için, finish çizgisini daha yakın olduğunu hatırlattığı için. Yaşlanmanın öyle tabii, bir... Tabii tabii. Yani saç sakal boyanınca, işte daha genç görününce ben ölmeyeceğim. Bak daha gencim ve hani diriyim, daha o finish çizgisi yok yok diye psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmeye çalışıyorlar. Evet. Film gereği de hiç saçını boyattın mı kırlaştıktan tabii. sonra? Tabii. Çocuklar duymasında değil, on başka şeylerde. Çektiğim bir filmde Beyza'nın Kadınları'nda boyatmıştım. Yani rol neyi gerektiriyorsa onu yapmak durumundayız zaten. Boyattığı ama zaman memnun kaldın mı o diyorum, şeyden? Ben böyle profesyonel düşündüğüm için hani bu yakıştı yakışmadı diye düşünmüyorum. Rol onu gerektiriyor, onu yapıyorum. Sonra o kesiliyor, kendi haline bırakıyorum. Yani mal bu, yapacak bir şey yok. Hani beğenmeyen kızını almaz. Ve bundan da memnunum, ben seviyorum. Güzel. Saçlı ben de halini. Seviyorum. Ben de halimi. Ben doğallıktan yanayım. Aslında daha doğrusu insanların ne istiyorsa, kendilerini nasıl görmek istiyorlarsa onu yapmasından yanayım. Yani tabii. birisi de boyamak isterse boyayabilir. Tabii niye ki. Boyuyorsun tabii diye ki. De ona bir yaklaşımda ya da ön yargıda bulunmamak lazım. Ama biz her şeyi böyle etiketlemeyi sevdiğimiz için istediğimiz gibi kalıba hani sokmaya çalışıyoruz. Kız çocukların oynadığı hani karton şeyler vardı. Onları hani çıkarıp bebekler. İstediğimiz istenilen kıyafetler Şebnem, Ayşegül falan öyle şeyler vardı. Galiba ondan alışkanlık böyle biz. Hayır onu giyme. Saçını böyle yap. Sakalını kes gibi böyle interaktif olmayı seviyoruz galiba. Kızınla birlikte mutfağa giriyor musunuz? Birlikte yemek yaptığınız... Tabii ki. Neler yapıyorsunuz mesela? O da makarna yapıyor. Ondan sonra
birlikte iş bölümü mü yapıyorsunuz, yoksa mesela hani o seni izliyor mu, sen mi onu izliyorsun? Bunu şöyle koyuyorum. Evet, şurada çöpümüz var. Valla ikimiz de, ben ona öğretiyorum bazen küçük küçük şeyler, sırlar veriyorum. Ondan sonra bak bunu bilmem ne yapmazsan olmaz, doğrusu budur falan diye. Tamam diyor. Böyle yuvarlanıyoruz, gidiyoruz. Annesiyle küçüklüğünden beri böyle işte pastalar, börekler, işte poğaçalar yapıyor. Bir gün anaokulundayken velilerden biri gelmiş, işte şey yapacaklar, poğaça mı ne yapacaklarmış. İşte tarifleri vermiş, etmiş. Şimdi çok sihirli bir şey koyacağım, acaba nedir dedi. İşte ne, bir şey söylemiş. Karbonat diye fırlamış böyle. Bütün o sihrimi kaybettirdi bana Zeyno. Çünkü sürekli yapıyor evde. Bayağı büyüdü, kocaman kız yaşında. Oldu ve onun keyfini yaşıyorsun. Dediğin konu çok önemli. Hani kız çocuğun olduğu zaman kadın olmanın zorluklarını veya Türkiye'de işte kadın olmakla ilgili bir takım şeyleri de görmüş oluyorsun. İlerisi için onunla da belki endişelerin de var. Endişem yok. Yok mu? Hayır, yok. Neden yok? Ne Çünkü açıdan? Biz kendine güvenen bir birey yetiştirdiğimize önemli. İnandığımız için ayakları yere basan bir kız çocuğu. Yani oldu. Tehlikelere karşı ya da başına, tehlike demeyelim de başına neler gelebilir, bunları tabii anlatıyorsunuz. Tabii ve kendi kendini koruması, ayakta kalması, kendine başına bir şeyler yapabilmeyi öğretiyorsunuz. Tabii ki, çünkü biz her ne kadar öğretsek de, söyletsek de, uyarsak da o da bazı şeyleri canı yanarak öğrenecek. Yani bu hayatın doğasında olan bir şey. Çünkü çocuklar da ne yapıyor? Kendi limitlerini deniyorlar. İşte kızım işte buna dokunma, sıcak. Dokunma, bak yanarsın. Yanabilirsin, sıcakmış. Kendisinin diyor. Denemesi gerekiyor, başına bazı gelmesi gerekiyor. Bazı şeyleri denemesi gerekiyor. Çünkü söylemekle olmuyor bazı şeyler. Ama uyarmak lazım. Kesinlikle, nelerle tabii karşılaşacağını. Mesela erkekler konusunda ne öğretiyorsun ona? Başladınız mı o tür muhabbetlere? Yok, genelde şey diyorum. Zeyno'cum, istemediğin hiçbir şeyi yapma. Yani istemediğim şeyi yaptırma da kendine, yaptırma, değil tabii mi? İstemediğim bir şeyi yapma ve yaptırma. Kimse seni hiçbir şeye zorlayamaz. Bu sadece kadın erkek ilişkisi için değil, her konu her için konuda geçerli. Önemli bir öğüt, evet. Ve annesi de o yönde onu eğitiyor. Ben de aynı şekilde. Ama biz ne şartla olursa olsun yanında ve arkasında olduğumuzu çok iyi biliyorum. Bilmesi lazım. Geçenlerde bir dizide izledim, yabancı bir dizide. Orada da erkek çocuğu anneleriyle ilgili bir şeydi. Onlar da çocuklarına şu öğütleri veriyorlardı, dizinin de mesajı o. Hiçbir kıza istemediği bir şeyi yapma. Öyle mi? Evet. Benden çalmışlar. Ben düşünmüştüm bunu. Önemli bir şey. Evet, doğru. Mesela doğru, erkek çocuğun da olsaydı belki böyle öğütler verilirdi. Aslında hepsine aynı öğütleri vermek gerekiyor. Çünkü eğer kızlara bu öğütleri verip erkeklere karşı bak böyle ol demek de bir ayrımcılık olmaya başlıyor. Eğer biz eşitlikten bahsediyorsak kızlara da erkeklere de aynı öğütü vermemiz gerekiyor. O eşitliği tam olarak anlatabilmemiz gerekiyor. Her jenerasyon bir öncekinin hatalarının %80'ini belki azaltsa, çapaklarını temizliyor. Bir sonraki jenerasyon öbürününkini temizleyecek. Belki birkaç jenerasyon sonra bunları konuşmuyor olacağız. İnşallah. Ama en çok bunu bence erkeklere, erkek çocuklara da anlatmak gerekiyor. Anneler, babalar onlara hem işte mutfağa sokmalı, ev işleri yaptırmalı, yataklarını toplamasını öğretmeli ve de hiçbir
Yapın ya. Yapın. Hayır, yapmayı zaten ben yapmam anlamında söylemiyorum. Şimdi burada ya da sokakta gidip röportaj yapsanız tabii tabii biliyorum. Ben oğlumu yaptırırım, ettiririm. Yok, yaptırmıyorlar ama yaptırmak lazım. Çok hoşuma gitmişti. Sokakta bir kızcağız röportaj yapıyor. Hı-hı. İşte bu mültecilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hı-hı. Bakın Suriye'den bu kadar. Hı-hı. Tabii tabii gelmeliler, işte herkese sahiplendirilmeli değil mi? İnsanlar evinde misafir edebilmeli. Tabii hı-hı. Tabii mutlaka misafir edilmeli. Çok güzel dedi. Burada şimdi bir arkadaşımız ailesiyle birlikte siz de misafir ol. Şimdi o biraz zor şimdi. Hemen vazgeçiyor değil mi? Hemen şimdi konuşurken, söylerken ağzımıza kıllı tavşan sığmıyor. Ama iş realiteye döndüğü zaman hemen kıvırırız. Tabii ki oğlanlar da bunu yapmalı falan deriz. Derler, ama yapılmaz. Yok oğlum, olur mu öyle şey diye. Ama işin temel ve daha doğrusu belki püf noktası bu. Erkeklerin bazı şeyleri öğrenmesi, kadınların da tabii ki öğrenmesi ama erkeklerin de kadınlara her istediklerini yaptırmayacaklarını kesinlikle. Ve kadınların da hayır deme kesinlikle. Haklarının olduklarını kesinlikle. Öğrenmesi lazım. O dizide de zaten onu diyordu. Eğer bir kız sana hayır diyorsa durman gerekiyor, durmalısın. Tabii tabii. Çocuklar duymasında şöyle bir şey vardı. Her ne kadar taş fırın erkeği Haluk böyle höt söt bir adam gibi olsa da asla şiddet uygulamıyordu zaten karısına. Hı hı. Sadece postu kolay deldirmiyordu. Hı hı. Ama zaten dizinin her bölümün sonunda Meltem'in dediği oluyordu. Yani evet, o şey anlamda Haluk'un aslında yumuşak bir tarafının da olduğu ve durumu kabullendiği bazı şeylerin de aslında kendisinin de lehine olduğunu tabii görüyor yani, ve o yüzden de buna evet diyor. Haluk şey değildi ki böyle hani ben maçoyum bilmem hırbo bir tip değildi. Yani şey yapıyor, karşı çıkıyor, kendine göre alışkanlıklarından kaynaklanan, gelenekselliğinden kaynaklanan bir karşı çıkışı oluyordu belki ama itiraz ediyor, sonra kabul ediyor. Tabii tabii, yani istediği kadar çatal görünmeyecek diyor. Meltem istediğini yapıyordu, yapıyordu. Ama. Sen öyle söyleyince aklıma şu geldi. Çok sevdiğim bir sahne vardı, onu çok yazdım ve her köşe yazısında, kitapta, televizyon programlarında bahsettim. Kızın evlenirken dizideki evet. Ona verdiğin doğru. Ve damada verdiğin öğüt çok önemliydi. Evet, doğru. Bir söylesene onu, sen söyle. Çok hoştu. Yani biraz önce konuştuğumuz şeyin tam tersi aslında. Hı hı. Yani evlenip evden giderken hani bu kapı her zaman sana açık. Ne zaman istersen. O çünkü bu topraklarda kadınların çok fazla, kadınların hepsinin diyelim duymadığı şeyler. Onlara farklı şeyler. Sen orada şunu söylüyordun. Ben her zaman senin yanındayım. Tabii ki. Her zaman. Ve damada söylediğin şey de önemliydi. Ben onu gözümün işte göz bebeği gibi yetiştirdiğim bir çiçek doğru. Gibi vazo neydi bir şeyler söylüyordum. Hatırlamıyorum ben de. ve eğer sen ona bir zarar verirsen ben her zaman yani ensende soluğumu hisset falan gibi tabii, bir şeydi. Tabii o kesinlikle geçerli. Bu da çok önemli. Gerçek hayatta da geçerli. Yarın öbür gün değil Zeyno mi? Evlenecek olsa aynı damada şey geçerli. Yine aynı şeyleri söyleyeceksin. Yani karı koca arasına tabii ki girilmez. Artık evlenmişse ama hani buradan söyleyeyim, bunu söylemekten de şey yapmıyorum. Utanmıyorum. Kızıma el kaldırırsa o elini kırarım. Hani böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Kadına şiddeti kabul etmiyorum ben. Sadece benim kızım için değil, hiçbir kadın her için. Her babanın tabii. Çocuğu için, her yani kadın için. Yani ben onu için, o kadar evet. Hani böyle nefesini dinleyerek büyüteceğim. Böyle hani pamuklara saracağım. Sarmalayacaksın. Sonra sen geleceksin. Elimi kaldırmayacağım. Hani evet. Riske vurmamışım. Sonra evet. Elin adamı gelecek. İşte anlaşamadılar. Çat. Yok ya. Yemek yapmadın. Çat. Allah evet. Allah. Wow. Peki bu ülkede niye bu kadar çok bu kadına yönelik şiddet var?
aileden gördükleri bir şey bu galiba. Yani bu şiddeti yapanların %90'ı bence babası annesini dövüyor. Bunu zaten görerek büyüyor. Araştırmacılar bunu, onu söylüyor. Yani evet. Demek ki normal olan bu. Babam annemi evet. dövüyor. Hani demek ki normal bir şey diye düşünüyor. Ve kendileri de aslında dayak yiyor. Kendileri de annelerinden tabii, tabii. dayak yiyor. Orada öyle bir şey var, sıralama var. Baba anneyi dövüyor, anne çocukları dövüyor, baba hepsini birden tabii. dövüyor. Böyle büyüyen bir nesil ve bunun hakikaten normal olduğu düşünülüyor. Kadınlara da belki işte bunun yine normal olduğu anlatılınca bu böyle ama gidiyor. Böyle şey hani garip garip atasözleri de oluyor işte, kızını dövmeyen dizini döver. Evet. Ondan sonra işte sırtından öyle bir şeyler gibi, hani vardı. Onları telaffuz da etmek istemiyorum. Evet. İşte erkektir, sever de döver de. Ne demek sever de döver de? Peki yani? Bunların üstesinden nasıl geleceğiz? Açık açık söyleyerek. Yani biraz önce sen dedin ya hani söylemek bile, hayır söylenmesi gerekiyor ve insanların kafasına bunu sokmak gerekiyor. Hani kadına şiddet uygulamayalım ama... Ama mesela bazı bakıyorum ben televizyondaki dizileri, öyle diziler var ki çok fazla var ve çok yani fragmanını izliyorsun, o fragmanda hani neredeyse 10 tane çat çat şeyler var. Ve bu diziler de aslında ödül bile alıyorlar. Ben bunu anlamıyorum yani öyle bir şey mi geliyor mutlaka... Kadın adaya katılmalı, kadın işte şiddet görmeli. Bu mu bize empoze edilmeye çalışılıyor? Galiba dizilerde bu gösterildiği zaman şöyle bir savunu oluyor. Canım biz kötüyü gösteriyoruz. Hani bunu gösteriyoruz. Hı-hı. Yapmayın Hı-hı. demek aslında. Ters psikoloji uyguluyoruz diye. Ama bizim toplumumuz onu o şekilde algılıyor mu? Onu düşünmek lazım. Ya bazı çünkü konularda... dizilerden çok... örnek alıyoruz. Yani o insanların işte yürüyüşünden, tavrından, tarzından, her şeyinden etkileniyoruz. Demek ki çok dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Mesela şey vardır, içinde hiçbir savaş sahnesi olmayan ama savaşı protesto eden Hayır. Değil mi? Let the sunshine in. Yani düşünsene hiçbir tane savaş sahnesi ya da şiddet sahnesi var mıdır? Yok ama tamamen savaş karşıtı olan ve savaşın aslında insanlara ne kadar... Yani ya istenirse... Sonu nasıldır? Hani Charles Bukowski gider onun yerine kızla görüşmeye ve Burger Vietnam'a gider. Ve o da bir tesadüf değil mi? Tesadüflerin de insanın hayatını nasıl bir anda değiştirebildiğini. Onlarca defa seyretmiştim şeyi. Evet. Savaşmak isteyen adam kalır. Evet. Mel Gibson mıydı? Hayır. Yok, John Savage. Öteki şey... Burger da Treat Williams. Evet, Treat Williams doğru. Mesela onun gibi şeyler yapılabilir işte. Yani illa kadına dayak atmadan da şiddetin ne kadar kötü olduğu istenirse anlatılabilir. Sizin o dizideki işte Haluk'un damadına, kızına söylediği sözler bence çok daha etkili, çok daha dramatik ve ne bileyim getirisi ya da şeyi daha etkisi çok daha büyük olacak şeyler. Bunlara özen göstermek gerekir diye düşünüyorum. O kadar çok şeye özen göstermemiz lazım ki aslında yani hassasiyetimizi mi kaybettik acaba? Hani ülke sorunları, işte bu yaşam mücadelesi içinde galiba o hassasiyetimizi kaybetmeye başladık. Sosyal medyanın çıkması insanların zaten yalnızlaşmasına sebep oldu. Herkes böyle telefon zombisi şeklinde iletişim bile kurmuyoruz artık. O hassasiyet nasıl giderilecek ben çok emin değilim. Ne durumdayız yemeğimiz? Çok iyi. Şimdi işte az kaldı makarnamız. Makarnayı diri mi yaparsın? Ben diri seviyorum ama. Ben de diri seviyorum. Evet. Öyle çok lapa gibi olmasını, yumuşak çatal olmasını sevmiyorum. Mı? Çatal. Bakalım. Şurada var mı? Ha burada makarna şey var. Ha öyle bir şey aslında. Var. Evet. Evet, onu kullanalım. Sonra süzme aşamasına geleceğiz. Evet, az kaldı yani. Tamam. 5 dakika içinde falan hazır olacak.
Evet, makarnayı süzdük. Evet. Şimdi buraya kavuşturma anı. Evet, en güzel an. Yardım edeyim mi? Ya, tamam. Tamamdır. Şunu şöyle alıp bunu çıkarıp. Ya bir sosun sen bayağı bir nasıl diyeyim pişirdin. Mesela ben bu kadar çok fazla kıymayı pişirmem. Nedir bunun özelliği? Ben az bile pişirdim. Burada hızlı pişirdiğimiz için. Normalde 8 saat pişiriyor bu. Ve başka şeyler de konuyor. Bolognese sos, bu kıymalı makarna zaten. Yani bolognese sosa başka şeyler de ekleniyor. Çünkü bolognese sosun vazgeçilmez 3 şeyi soğan, kereviz sapı ve havuç ve sarımsak. Bu o şey mi, rayasını mı, tabii, tadını değiştiriyor? Vazgeçilmezidir şeyin, bolognese sosu. Peki kıymalı makarnaya mesela biber koyanlar var, yeşil biber, kırmızı biber. Sen biber de koymadın. Ben biber koymuyorum. Onu çok araştırdım. Biber koymuyorlar. İtalya'da da koymuyorlar. Ama ülkelere göre değişiyor. Yani sadece tek bir tarifi yok. İsteyen istediğini koyabilir. Damak ama hani şeyin, yemeğin özelliği veya işte ilk başlangıcı böyle. Böyle olursa daha güzel oluyor. Annemizin makarnasında konuyor. Annelerimiz annem, koyar. Tabii. Annem biber koyar. Çok kullanılır bizde. Yeşil biber. Şimdi kırmızı biber hem renk de veriyor. Hoş oluyor ama bu sosun da tadı farklı olacak. Şimdi şöyle yapacağım ben. Allah. Ne yapalım? Ona mı koyalım? Onda karıştırmak daha mı? Dikkat et, yanabilirsin. Yanarsın, yanarsın, yanarsın. Ilınmış. Şimdi. Peki. Bunu. Böyle arada bir şeyler gerekiyor, müdahaleler gerekiyor değil mi? Şurayı biraz kirlettim ama olsun. Yemek böyle yapılır. Evet, ben de şunları kaldırayım. Vallahi nefis görünüyor. Onu ne yapalım? Şeyimiz orada var, kıymalar mıydı? Var. Spatula mı arıyorsun? Spatula burada buldum. Kıymalar evet. Çok önemli. Ziyan edilmemesi lazım. Ziyan eder miyiz? Valla mutfakta son derece beceriklisin, yeteneklisin. Sınır geçtik mi? Geçtim. Burada da bu hünerini test etmiş olduk. Şimdi tadına bakacağız birazdan. Şimdi ondan sonra da tabakları da çıkaralım. Evet, şöyle. Gördüğünüz gibi mutfakta erkekler de güzel şeyler yaratıyorlar, mucizeler yaratıyorlar. Aa. Güzel tatlar basit de olsa. Ama basit deyip geçmeyin, bu yemekte önemli. Şimdi ben önce onun tadına bakacağım. Evet. Sana da bunu veriyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. Emin misin? Evet. Yani bir şey yapayım, sonra devamı gelir. Beğenirsen. Evet. Yo, beğenirim. Beğenmeme konusunda bir sorun olacağını sanmıyorum. Aa, evet yani. Bize tersini öğretmişlerdi küçükken. Beğenmesen de işte çok güzel olmuş, eline sağlık diyeceksin. Hoş, şimdiki yemek programlarında bunun tersini olduğunu görüyoruz. Beğenmeme modası var. Değil mi? O da ayrı bir konu. Şöyle bir bakalım. Bir de İtalya'da şey kullanmıyorlar. Kaşık. Evet. Gerçekten nefis. Olmuş mu? Eline sağlık. Bakayım bir de ben. Hakikaten çok hoş. Hani kıymalı makarna deyip geçmeyin. Gerçekten özel, çok güzel. Demek ki bunun püf noktası bu kadar uzun süre. Diyorsun ki daha kısa bu. Karıştırmakta ve pişirmekte. Kesinlikle. Önemli olan sos. Evet sevgili Tamer. İyi ki geldin. İyi ki çağırdın. Belki seni mutfakta çağırırsın. Ağırlamaktan çok mutlu oldum. Kadın ve erkek olma konusundaki görüşlerin, söylediklerin de çok önemli. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Beni mutlu ettin. Ben de sana benim Bayan Değil Kadın adlı bu konuları anlattığım kitabımı hediye etmek istiyorum.
Senin... Bir de o kapaktaki resme ben bayılıyorum. Bu benim... Evet, klasik işte. Seda Kayagüler. Seda Kayagüler. Evet, bir klasik yani. İyi ki onu kullanmışsın. Teşekkür ederim. Yani köşe yazılarından da derleme. Daha doğrusu benim 38 yıllık gazetecilik hayatımda sürekli altını çizdiğim konu. Aslında bunlar da ne kadar acı değil mi? 38 yıldır hep aynı şeyleri yazıyorsun ve bir adım ya da bir arpa boyu bazen yol almadığını hissediyorsun. Belki bir de şöyle düşün, belki de kutup yıldızı gibisin, yerinden şaşmıyorsun. Öyle mi bakalım? Tabii hadi ki. Öyle bakalım. Peki. Evet, bunu da sana vermekten keyif duyuyorum. Bakıyorum sen de yiyorsun. Ben yiyorum. Evet. Harika. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Biz makarnamızı yerken, kıymalı makarnamızı, programımıza da veda ediyoruz. Yeni bir konukla Mutfakta Erkek Vardı görüşünceye kadar hoşça kalın.